Herkese yeni videodan selamlar. Ben Süleyman, hoş geldiniz. Bugün Cambridge'deyiz. Cambridge'i turlayacağız, gezeceğiz, birazcık dolaşacağız. Bakalım neler var, neler yok. Londra'dan Cambridge'e kendi arabamızla geldik. İsterseniz otobüs ya da tren seçeneğini de kullanabilirsiniz. Şehir bir hayli hoş, üniversite öğrencileriyle dolu. Küçüklükten beri Türkiye'de birçoğumuzun hayali olan üniversitelerden bir tanesi Oxford ve Cambridge'ti. Bugün geldik bakalım Cambridge'e. Cambridge'de Cambridge University'yi görmeye gideceğiz. Şu anda şehir merkezine çok yakın olan Fitzmilliam Museum'a geldim. İçeri giriş ücretsiz. Ben de avlusunda oturuyorum şu anda. Birazdan içeri gireceğiz ve gezmeye başlayacağız bakalım. Müzeden çıkış yaptım. İçeride bir tane daha sergi vardı. Onun için de bilet aldım. O da ücretsizdi. 24 Şubat'ta 4 Haziran arasında bir sergi daha varmış, Islanders. Onu da görmüş olduk. O da ücretsizdi. Kıbrıs, Girit ve Sardunya'daki birçok nesne Cambridge'de ilk defa sergileniyor. Müze bir hayli hoştu bence. Gayet iyiydi içerisi. İçeride birçok eser var ve istediğin zaman istediğin kadarını gezip çıkabilirsin. Ben bayağı vakit geçirdim içeride. Kalıca geldim ama şuradaki abi sağ olsun bizi şu an içeri almıyor. Şu an önünde birazcık fotoğraflar çekildi, videolar çekildi. Bu caddeyi de mutlaka görmeniz gerek bence. Bayağı iyi. İleri doğru bir kilise daha var zaten, birazdan oraya doğru gideceğim. Buradaki abi önce öğrenci kartına bakıyor. Bizim de kartımız tabii ki Marmara Üniversitesi kartım var. Cambridge University'de, King's College'da okuyamıyoruz maalesef. O yüzden Marmara kartıyla da giremeyeceğime göre birazcık bekleyeceğiz. Biz de isterdik Cambridge'de okuyalım ama. Ne yapalım? Burada bir hemen King's College'ın karşısında, çaprazında bir kulak vardı, saat. Ama o saatte şu an tadilatta sanırım, saldırıya mı uğradı, ne oldu hiçbir fikrim yok. Onu zaten görürsünüz birazdan. Bu yapının sahibi Stephen Hawking. Zamanın yön anlamına gelen bu saat yalnızca 5 dakikada bir doğruyu gösteriyor. Elinde çekiç bulunan bir adam akşam saatlerinde bu yapıya saldırmış ama zanlıları hala bulunamamış. Buradaki çocuklar da üniversite gezisine geldiler herhalde. Bayağı kalabalıklar, üzerlerine de UK tour falan yazıyor ama. Böyle insanlar işte. Burada şöyle bir kolye ceket gördüm. Kolye ceket, neden kolye ceket olmuş arkadaşlar? Şimdi onu size açıklıyorum. İlk defa Cambridge University'ye girdiği için bu tarz bir şeyler. Buraya kolye ceket yapmışlar. Fiyat Allah bilir kaç pound. Tabii ki öyle bir şey yok. Bunların hepsi bir hayal ürünüydü. Yalnızca camda gördüm ve güzel bir şeye benzediği için. Yani Cambridge yazıyor üstüne, tabii ki pahalı olacak. Böyle bir şey yok. Az önce söylediklerinizi umursayabilirsiniz.
Hayır, anlayamadığım şey şu. Kalışlara gidiyorum önüne kadar, hani soruyorum açık mı değil mi diye. En son az önce bir tanesine gittim. Dedi ki saat 5.30'a kadar yalnızca giriş var, ondan sonra yok. Diğer girişine gittim, yani Trinity College'da. Diğer girişine gittim. Eğer bir member, yani üye değilsen, öğrenci değilsen burada giremezsin diyor. Diğer bahçeye gittim, bir garden vardı, o garden'a gittim. Orada da aynı şekilde giremedim, 5.30. Ben de öyle bir vakitte Cambridge'deyim ki akşam oldu ve saat 5'te doğal olarak tüm parklar da kapanıyor, bazı parklar. Giremedim hiçbirine. Çok üzgünüm. Yani girebiliyor muyum bundan da emin değilim. Ama şu manzara gerçekten muazzam. Şurada içeri, o river'ın oraya kadar girebilseydik çok iyi olacaktı da maalesef giremiyorum. Saat 6 oldu zaten. Son birkaç yer kaldı. Onları da gördükten sonra Londra'ya dönüş başlayacak. Kalıcının içine girdim, bir şekilde girdim. Kapı açıktı, yani işte kimse yoktu. Millenin arkasından daldım öyle. Hiç bilmediğim bir yerdeyim, insanların okulundayım. Nereden nereye yol gidiyor falan hiçbir fikrim yok. Öyle daldım, gidiyorum yani. Arkamda da matematik köprüsü var. Öyle gidiyorum, manzaralar aşırı güzel. Bizimki gibi betonların arasında değil, yani her yer böyle yeşillik. İnsanın okula gelesi gelir. Hani derse girmesen bile buralarda, işte şurada bir kafe var, bar var falan filan. Oralarda takılırsın yani. Manzara, manzara. Girdiğim kapı suratıma kapanmış. İyi ki de girmişim. Hemen çaktırmadan çıkalım. La kapı kapandı, çıkamıyorum. Açma da açılmıyor. Nerede bir şeyle. Kartla martla açılıyor herhalde ha. Mezuniyet töreni var sanırım burada. O yüzden şey yapamıyorum. Nereden çıkacağız şimdi? Kaldık içeride. Türk'le görevliler geziyor. Diyecek sen kimsin, necisin, ne yapıyorsun burada? Ne de kamera. Bulacağım bir şekilde. Sessiz konuşayım da sanki anlıyorlar da yani Süleyman. Millet geziyor sürekli ya. Nereden çıkacağız? Okul be, okul ya. Şu okula dön bir bak, dön bir bak. Ya ne yükseliyorsun, tamam hadi çık bir yerden de uğraştırma. Kaçıncıya geçtim ben bu köprüden, yeter. Yetmez de gerçi yani, yine de bak şurada insanlar gelmiş, bunları da çekelim gelmişken. Şurada bir kafe tarzı bir şey var sanırım, buradan çıkılıyor. Az önce zaten şu taraftaydım ben de. Buradan gitmeyi deneyeceğim, bakayım ya. Çocuk da burada ders çalışıyor ya. Vay be. Düştük. Başladığımız noktaya geri döndük. Az önce şuradaki kafe dediğim yer kafe değil, giriş çıkış yeriymiş ve karşımda iki tane görevliyi görünce şok oldum. Girerken, ben çıkarken biri giriyordu, elinde kartını gösteriyordu. Allah'tan çıkarken kart sormuyorlarmış. Girdim zaten, daha ne yapabilir ki, beni kovacak yani. Aha, matematik köprüsü yine burada. Oradan geldik zaten. Şimdi şeye doğru, kilisenin oraya doğru tekrar gidiyorum. İşte şurada visitor entrance closed yazıyor aslında. Şu benim girdiğim giriş neydi bilmiyorum ama closed to visitors yazıyor. Bir şekilde ben ileriki kapıdan girdim. İşte o kapı, bu kapı. Bir şekilde geldim, girdim. Ama çıkarken çıkamadık. Yine öteki taraftan böyle dolaştık ve geldik. Döndük yine başladığımız yere, King's College'ın önüne geldim. 4 saatte bu kadar yer gezmiş oldum. Hatta bazı yerleri kayda almadım tabii ki. Çünkü biraz da anın tadını çıkarmak gerek. Güzel anılar biriktirdiğimi düşünüyorum. Birçok yer gezdim Cambridge'de. İnsan kendine güvenmeli ve gerçekten hayallerinin peşinden gitmeli. Bu da benim bir isteğimdi, bir arzumdu ve Cambridge'deyim. Cambridge'de hiç bilmiyorum. Daha önce bir sefer geldim ama her yerden hala emin değilim. Gezdim, dolaştım, birçok yer gördüm. Hatta girilmeyen yere bile bir şekilde insan oldurup girebiliyor yani. Tek sıkıntı korkmaman gerek. Yani bir şey, bana bir şey diyecekler, bana bir şey yapacak. Yapsınlar abi, hani onun ağzı var, benim de var. İnsanlarla bir şekilde konuşup anlaşabiliyorsunuz zaten.
almadılar. Burada başka yere gittim, başka yere gittim. Orada saat 5'i geçmeseydi o gardına da girebilecektim ama biraz geç çıkmak ya da geç kalmak benim hatam olabilir. Saat 6.30'a geldi. Ben birazcık yoruldum tabii ki. Güzel yerler gördük. King's College'a da görmüş oldum. İşine girmiş olduk. Değişik bir an oldu. Önceki geldiğinde mesela matematik köprüsünü yalnızca diğer taraftan görmüştüm ama işine hiç girmemiştim. Üstüne 4-5 defa yanlışlıkla olsa bile yürüdüm yani. O kapı kapalınca mecbur geri döndüm. King's College'ın önünden sizlere veda ediyorum. Gerçekten benim için güzel bir Cambridge günü oldum. Göremediğim yerler elbet var. Cambridge birazcık büyük. Buradan sizlere veda ediyorum. Umarım sizler de hayallerinizin peşinden koşmaya ve bir sürü yerler görmeye, gezmeye devam edersiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.